Hasan Dede'den Masallar programında gene beraberiz. Biliyorsunuz, bütün dünyada bir hastalık var. Bütün insanlara musallat oldu. O yüzden insanlar dışarı çıkamıyorlar. Doğal olarak ülkemizde de, şehrimizde de insanlar dışarı çıkamıyorlar. Ne yapıyoruz? Evde kal Türkiye diyoruz hep beraber. Bu nedenle evde kitap okuyoruz, resim yapıyoruz, müzik dinliyoruz, internetten verilen derslerimiz varsa derslerimizi yapıyoruz. Eğer okula gitmiyorsak annemizle babamızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, oynuyoruz, masallar dinliyoruz, güzel güzel vakit geçiriyoruz. Büyüklere de bir sözümüz var burada. Hep beraber ne diyoruz büyüklere? Lütfen hastalığın yayılmaması için, minikler için, yaşlılar için, bütün insanlar için, bütün sevdikleriniz için lütfen evde kalın. Kurallara ne kadar çok uyarsanız o kadar çabuk bu hastalıktan kurtuluruz. Güzel günler bizleri bekliyor çocuklar. Gene hep beraber dışarıya çıkacağız, parklarda oynayacağız, okula gideceksiniz, sinemaya gideceksiniz, tiyatroya gideceksiniz, çocuk filmleri izleyeceksiniz, koşacaksınız, bisiklete bineceksiniz, kaykaylara bineceksiniz, yürüyeceksiniz, deniz kenarına gideceksiniz. Aklınıza ne gelirse güzel olan her şeyi gene yapacaksınız. Ama önce diyoruz ki evde kal. Evde kalalım ki bu kötü günler bir an önce geçsin. Evet, masalıma başlamadan önce gene söylüyorum. Emir, Yağmur, Mert, Gizem, Ceren, Eda, Seda, Buse Nur, Ahmet, İsmail, Hüseyin, Mertcan, Ege, Egecan, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum. Lütfen büyüklerinizi dinleyin. Büyükleriniz size ne tembih ediyorsa onların dediklerini yapın. En önemlisi temizliğinize çok dikkat edin. Ellerinizi çok güzel yıkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce elimizi ıslatıyoruz. Sonra elimize sabunu alıp güzelce sabunluyoruz. İyicene elimizi böyle sabunla iyicene köpürtüyoruz, köpürtüyoruz, köpürtüyoruz. Elimizin her tarafını güzelce ovuyoruz. Ondan sonra şu şekil ellerimizin parmak aralarını bir güzel yıkıyoruz. Bileklerimize kadar güzelce sabunluyoruz ve bol suyla duruluyoruz. İyicene duruluyoruz, duruluyoruz, duruluyoruz ve ellerimiz tertemiz olduğu zaman bir havlu kağıt ile ellerimizi kuruluyoruz. Lütfen birbirimizin havlusunu kullanmayalım. Havlu kağıt kullanalım. Kullanıp atacağımız kağıtlar kullanalım ki hastalık yayılmasın. Tamam mı çocuklar? Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Biliyorum ki siz en güzelini yapacaksınız. Hatta büyüklere örnek olacaksınız. Evet, gelelim masalımıza. Masalımızın ismi Sertlik ile Yumuşaklık. Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Ben masalı anlattığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir gün güneş ile rüzgar aralarında konuşuyorlarmış. Birbirlerine kendi özelliklerinden, kendi güçlerinden bahsediyorlarmış. Rüzgar diyormuş ki, ben çok kuvvetliyim, benim her şeye gücüm yeter. Ben istediğim zaman yıkarım, estiğim zaman sağa sola her şeyi savururum. İstediğim zaman kopartırım, kırarım, dökerim. Yavaş yavaş estiğim zaman da insanlara serinlik veririm, mutluluk veririm diyormuş. Güneş de hayır, aslında ben senden daha güçlüyüm ama ben hep iyilikle, yavaş yavaş, usul usul, hafif hafif davranırım ve bunu yaptığım zaman da sözümü geçiririm diyormuş. Rüzgar da olur mu canım öyle şey, hiç öyle şey olur mu? Bir şeyi zorla yaparsan, korkutursan, hiddetle yaparsan olur. Güneş de diyormuş ki, hayır, asla öyle olmaz. Bunlar kendi aralarında tartışırlarken,
bakmışlar bir tane yolcu yolda yürüyor. Rüzgar demiş ki, bak şimdi ben eserek onun üzerindekileri nasıl çıkartmasını sağlıyorum. Başlamış adamın üzerine esmeye. Rüzgar estikçe adam paltosuna daha sıkı sarılmış. Rüzgar şiddetini arttırdıkça daha sıkı sarılmış. İyicene şiddetini arttırmış, yine sıkı sarılmış. İyicene sıkı sarılmış, sonra bir ağaca tutunmuş, ağaca sarılmış, paltosuna sarılmış. Rüzgar ne yaparsa yapsın adamın üzerindeki paltoyu çıkaramamış. Güneş de demiş ki, şimdi kenara çekil, sıra bende. Şimdi bir de bak gör ben ne yapacağım. Adamın üzerine yavaş yavaş sıcaklığını vermeye başlamış. Sıcaklığı hissedince adam ellerini kenara salmış. Biraz daha sıcaklığı hissedince paltosunun önündeki düğmeleri birer birer açmaya başlamış. Güneş biraz daha sıcaklık verince paltosunu hafif şöyle omuzundan arkaya doğru sıyırmış. Güneş biraz daha sıcaklık verince paltosunu çıkartmış, eline almış, öyle yürümeye başlamış. Güneş biraz daha sıcaklık verince gömleğinin düğmelerini açmaya başlamış. Sıcaklık artınca düğmeleri biraz daha açmış. Göğsü açık bir vaziyette yürümeye başlamış. Güneş artık durmuş. Rüzgara dönmüş. Demiş ki, gördün mü? Sertlikle, kötülükle hiçbir şey olmuyor. Sen estin, gürledin, estin, gürledin ama bak o adam paltosuna sımsıkı sarıldı demiş. Ben yavaş yavaş, tatlı tatlı, hafif hafif, kibar kibar, nazik nazik sıcaklık verdim. O benim sıcaklığımla yavaş yavaş paltosunu çıkardı. Hatta gömleğinin düğmelerini bile açtı demiş. Rüzgar mahcup olmuş. Haklısın Güneş kardeş demiş. Çok haklısın demiş. Ve yarışmayı kaybettiğini kabul etmiş. Çocuklar şimdi buradan anladığımız kıssa şu. Bir kere şunu anlamamız lazım. Rüzgarla Güneş konuşmaz. Ama bu masal. Masalda niye konuşuyorlar? Sizler daha iyi anlayın diye. Buradan da neyi anlıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Kötülükle hiçbir şey olmaz. Sertlikle hiçbir şey olmaz. Zorlukla kimseye hiçbir şey yaptıramayız. Yapsalar bile istemeden yapıyorlardır. Fırsatını buldukları zaman sizin istediğinizi yapmaktan vazgeçerler. Ama iyilikle, tatlılıkla, güler yüzle her şeyi yaptırabiliriz. Bu hepimiz için geçerlidir. Birinden bir şey isterken, lütfen şunu verir misin? Ya da şunu bana alır mısın? Evde bile, anneciğim bana şuradan bardak verebilir misin? Boyum uzanmıyor, ben su içeceğim dediği zaman annen gülerek o bardağı verir. Ama ağlayarak ben bardak istiyorum, bardak istiyorum dediğinde annen o bardağı verir belki ama üzülerek verir. Ya da babanıza, babacığım ben bugün çarşıda çok güzel bir oyuncak gördüm ya da bir kitap gördüm. Bunu bana alır mısın? Alırsan çok memnun olurum babacığım dediği zaman baban bunu sana alacaktır. Ama ağlayarak ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum diye tutturursan belki o an için almazlar. Sonra alsalar bile gönülleri kırık olur. Yani ne demek istiyorum? Tatlı dil, güler yüz her şeyin kapısını açar. Birbirinizle oynarken, birbirinizle arkadaşlık yaparken de lütfen birbirinize kibar davranın çocuklar. Birbirinize iyi davranın. İyiliğin, güler yüzün, tatlı dilin açmayacağı bir kapı yoktur. Çocuklar, tekrar size söylüyorum. Hijyeninize dikkat ediyorsunuz. Temizliğe dikkat ediyorsunuz. Büyüklerinizin size tarif ettiği temizlik kurallarına uyuyorsunuz. Birbirinize çok yaklaşmıyorsunuz. Hapşırırken elinizi bu şekil kapatıyorsunuz. Öksürürken mümkün olduğu kadar kapatıyoruz. Ya da başımızı çeviriyoruz. Bunları yaparsak hastalıklardan korunuruz.
koronadan korunuruz. Unutmayın, korona hiçbir tedbirden daha kuvvetli, güçlü değildir. Sizin alacağınız tedbirler koronayı yenecektir. Yeni bir Hasan Dede'den masallarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Yağmur, Mehmet, Ceren, İsmail, Batu, Ayşe, Nilgün, Ayşegül, Seda, Buse Nur, Tuğçe, Veli. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum çocuklar. Hoşça kalın.